Kendi versek hiç duymaz abi. Kendi hepsini yer ver. Sen niye böyle oldun? Kasna oldu. He? Kim ne yaptı size? Size her gün pop kek veriyorum, donunu veriyorum. Gel bir tane gel. Lahmacun verdim size. 10 yaşından beri yapıyorum. Baba mesleğinden. Gülçin'le tesadüfen tanıştık. Bir sosyal medyada canlı yayın yapıyordum. O anda kahvaltı hazırlamıştım. Koyunlar da bana tarafa gelirken Gülçin de geldi. Gülçin bir anda ekmeğimi çaldı. Oradan bir video kırpıp şey attım, sosyal medyaya attım. Ondan sonra millet ilgi gösterdi. Ondan sonra Gülçin'le bağımız böyle devam etti. Bir anda kek verdim. Ondan sonra lahmacun verdim. Öyle öyle insanlar ilgi gördüğü zaman o öyle devam ettim hep. Gülçin'i ta 100 metreden çağırırsam yine de gelir. Ama benim sesime geliyor. Başkasının sesine gelmiyor. Sadece ben çağırdım. Başka koyunlar da kekmek, lahmacun yemiyor. Sadece Gülçin yiyor. Diğer koyunlar öyle değil. Gülçin'e bir şey olursa hiç yaşayamam. Hiç gözüme uyku girmez. Gülçin'le hep beraberiz. Hep gidiyorum yanına. Gülçin'i bir gün görmezsem diğer gün ilk gün görmeye gidiyorum. Ben fenomen değilim. Gülçin çok ilgi verdi. Yani Gülçin ünlü olduktan sonra millet mesela bayağı şey ilgi gösterdiği için gelip video çekmeye çok oldular yani. Zaten beni merak etmiyorlar. Sadece diyorlar Gülçin nerede? Almanya'dan gelen oldu. Hollanda'dan geldi oldu. Yani gelirken de yine Gülçin için geldiler. Benim için gelmediler. Gülçin'e hediye getirdiler.